Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu özellikle boyun ağrısı yaşayanlar için boyun düzleşmesine bağlı yapabileceğimiz egzersizler olacak. Bu egzersizler oturduğunuz yerden çok kolay yapılabilecek egzersizler. Aynı zamanda bu düzleşme probleminin ilerlemesini engellemek için ya da daha da iyi hale gelmesini sağlamak için kullanabileceğiniz egzersizler olacak. Videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdi size kısaca boyun düzleşmesi ne demek bundan bahsetmek istiyorum. Ardından da yapabileceğiniz çok kolay egzersizleri göstererek videoma devam edeceğim. Boyun düzleşmesi dediğimiz problem aslında bizim boyun omurlarımızda, sırt bölgemizde, bel bölgemizde hatta kuyruk sokumuna doğru burada gösterdiğim şekilde bazı eğriliklerimiz mevcut. Bu eğrilikler bizim günlük yaşamda daha konforlu hareket etmemizi aslında süspansiyon mekanizması sayesinde de gün içerisinde çok daha kolay fonksiyonel işlerimizi yapmamızı sağlıyor. Ama ne zaman ki duruş bozukluğuna bağlı olabilir, günlük hayatta vücudunuza yüklediğiniz streslerin farkından kaynaklanabilir, omurgamızda şekil bozuklukları meydana gelmeye başlıyor. Ve bu meydana gelişin sonucunda da ya bel bölgesinde çukurlaşma ya da düzleşme, boyun bölgesinde çukurlaşma ya da düzleşme gibi problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ama boyun bölgesindeki bu düzleşme en sık kollara vuran ağrılar, ense kökünde dayanılmaz ağrılar, bazen fıtık da eşlik ediyorsa uyuşmalar derken gerçekten günlük yaşamı böyle katlanılmaz bir hale getiriyor. Gelin özellikle o bölgeye biraz bütüncül yaklaşalım. Önce biraz hareketlenmesini sağlayalım. Daha sonra da duruşunuzla da destekleyerek o bölgenin gevşemesini ve ense köküne vuran, üst sırtınızda böyle sizi çok rahatsız eden ağrıları ortadan kaldırmaya çalışalım. Bunun için sizden rica edeceğim şey bu şekilde bir havlu olacak. Erken dönemde havluyla birazcık o bölgenin hareketlenmesini sağlayacağız. Bu şekilde havluyu ince bir rulo haline getirmenizi isteyeceğim. İsterseniz bir şal olur, isterseniz kalın pofidik bir kemeriniz varsa o olur, hiç fark etmez. Bu havluyu bu şekilde enseme yerleştireceğim. Çok fazla kalın olmasını istemiyorum. Yani bütün bir atkı gibi bir kalınlık değil. Böyle ince, siz çektiğinizde hani bir yerden o desteği hissedebileceğiniz şekilde olsun istiyorum. Boyun düzleşmesi olan kişiler genellikle başlarını arkaya almak istediklerinde inanılmaz bir ağrı yaşarlar. Gelin öncelikle o bölgede birazcık hareketlenmeyi artırarak sertleşen kas dokularını doğru mesajlarla gevşetmeye çalışalım. İlk egzersizimizde bu şekilde havluyu ensemize yerleştirdikten sonra havlunun kollarını bu şekilde yukarıya doğru alacağım. Hiç böyle bütün gücümle çekmekten bahsetmiyorum. Hafif bir çekme uyguladıktan sonra havluyla birlikte başımı arkaya alacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bekleyeceğim. Havluyla aşağı ineceğim. Havlu sanki böyle gözlerimin hizasında biraz çekiyor gibi olacak. Asla zorlamayacağım. Birçoğunuz ağrı varken bunu yapamıyor olacaksınız ama havluyla yaptığınızda sıfır ağrıyla bu hareketi yapabilmek birçoğunuzu mutlu edecek diye tahmin ediyorum. Hemen tekrar gösteriyorum. Ellerimle organize bir şekilde çıkabildiğim kadar yukarı çıktım, yukarı baktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 saydım. Yavaşça indim. Havlu da benimle iniyor. Bir kez daha göstermek istiyorum. Havluyla birlikte yukarı doğru çıktım. Hiç ağrı olmaması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Havluyla birlikte yavaşça iniyorum. Şimdi dediğim gibi bunu yaparken şöyle bir durum olacak. Kollarınız biraz ağrıyacak. Dinlene dinlene bile olsa en az 8-10 tekrar bu 5 saniye o bölgeyi hissetmenizi istiyorum. Bunu yaptıkça gerçekten o bölgedeki gevşemeyi çok iyi hissedeceksiniz. Bu birinci hareketlendirme egzersizimizdi. İkincisiyle devam edeceğiz. Yine havludan faydalanacağız. Sizden ricam, havlunun birini aşağıya aldım. Diğerini ise çene bölgemden yerleştirdim. Hafifçe havlunun desteğiyle de başımı çevirebildiğim yere kadar çeviriyorum. Ağrı hissetmedim. 1, 2, 3, 4, 5 saydım. Tekrar havluyla birlikte geri dönüyorum. Şimdi tekrar çenemden yavaşça destek oldu havlu.
gidebildiği son noktaya kadar gitti. 1, 2, 3, 4, 5 dedim geldi şeklinde her iki taraf için yine 8-10 tekrar bu egzersizi uygulamanızı isteyeceğim. Sadece bu iki egzersizi uyguladıktan sonra bile boyun bölgenizdeki dolaşım artışıyla birlikte biraz daha iyi hissedeceksiniz. Şimdi bu dolaşım artışını diğer egzersizlerle destekleyerek üst sırta yayılan boyun düzleşmesi ağrısını ortadan kaldırmaya çalışacağız. Sizden istediğim ilk egzersizde başınızı şu şekilde sağa doğru götürdünüz. Zaten ense kökündeki ağrıya neden olan bizim de çok bahsettiğimiz şu kası gerdiniz. Bu pozisyonda elimin sadece ağırlığını başımın üstüne bırakıp omzumu yukarı alıp aşağıya doğru bastıracağım. Yukarı, aşağı. Sizden rica ettiğim buradaki yakınlaştırdığım kası hissetmek olacak. Bu kası ne kadar çok kasıp gevşetirsek ve beynimize de bak bu kas kasılı ama gevşemesi gerekiyor, olması gereken daha gevşek bir pozisyon dersek beynimiz de bize bu konuda yardımcı olacak. Asla zorlamanızı istemiyorum. Aktif bir şekilde 10 tekrarlı bu şekilde omzumu yukarı alıp aşağıya basacağım. İyice hissettikten sonra gevşek bıraktım, elimi çektim, başımı doğrultacağım. Aynısını diğer taraf için de uygulayacağız. Bıraktıktan sonra bile o bölgede bir gevşeme, o bölgede çalışmaya bağlı aslında. Kasın içerisindeki enerjiyi azaltıyoruz ki gevşeyebilsin. Gevşemeye bağlı böyle bir rahatlık hissedeceksiniz. Sizden ricam asla zorlamayın. Çünkü gün ve gün çok daha iyi yapar hale geleceksiniz. Başımı sol tarafa doğru götürdüm. Yine üstünden tuttum. Yukarı doğru kaldırıyorum. Aşağıya basıyorum. 1. 2, 3, 4, 5, omzunuza kadar yayılan bir gerginlik hissedeceksiniz. 6, çünkü o kas oraya kadar tutunuyor. 7, 8, 9, 10 dedim. Elimi çektim, yavaşça başımı doğrulttum. Sizden istediğim bu egzersizi her iki taraf için en az 3 set uygulamanız olacak. Uyguladıktan sonra o üst sırttaki rahatlamayı çok iyi hissedeceksiniz. Sıradaki egzersizimde de üst sırt ağrıları boyunla birlikte çalıştığı için ve hissedebildiğimiz için biraz üst sırtı çalıştıracağız. Bunun için kollarımı ileriye doğru uzatıp çekip arkada kürek kemiklerimi sıkıştırmaya çalışacağım. İleriye doğru uzatacağım. Arkada çekip kürek kemiklerimi sıkıştırmaya çalışacağım. Bunu yaptığınızda üst sırtın, boyun kökünün oradaki kasları inanılmaz derecede hissedeceksiniz. Sizden ricam gün içerisinde doğru duruşun yanı sıra bu şekilde kürek kemiklerini çalıştırırken baş boyun uzun pozisyonunu korursanız boyun düzleşmesini engelleyebilir. İlerleyen dönemde boyunun eski eğriliğine kavuşmasını da sağlayabilirsiniz. Bu şekilde diğer bir açıdan da göstereyim. Egzersizi 10 tekrar 3 set halinde yapmanızı isteyeceğim. Kürek kemiklerinizin etrafı çalıştıkça boyun bölgesinin ne kadar iyi çalıştığını ve o bölgedeki ağrıların gerçekten ortadan kalkabildiğini göreceksiniz. Ve son olarak kürek kemiklerinin etrafını çalıştık, boyun bölgesinin etrafını çalıştık, hareketlendirilmesini çalıştık. Sizden ricam var. Bu ne? Hafif o bölgenin aktivasyonunu sağlayacak gıdık çıkarma egzersizi. Bu egzersiz boyun bölgesiyle ilgili yapabileceğiniz en güzel uyarımlardan bir tanesi. Hemen yan dönerek göstermek istiyorum. Bu pozisyondayken dik durdum, omuzlarımı arkaya aldım. Başımı, gıdığımı çıkaracak şekilde arkaya doğru götürüyorum. Bırakıyorum. Gıdığımı çıkardım. Bıraktım. Çıkardım. Bıraktım şeklinde. Egzersizi yaptığınızda zaten ense kökünüze yayılan böyle bir hat şeklinde aktivasyonu hissedeceksiniz. Bu egzersizi de 10 tekrar 3 set yapmanızı istiyorum. Ben oturarak yapmakta güçlük çekiyorum diyorsanız isterseniz bir duvara dümdüz sırtınızı yaslayıp duvara başınızı direkt olarak itmek, eğer yattığınız yer düz bir zeminse başınızı yere doğru bastırmak şeklinde de bu egzersizi yapabilirsiniz.
Gerçekten çok kıymetli bir egzersiz. O bölgedeki o küçük uyarılar o bölgenin aktivasyonunu ve ilerleyen dönemde kasların kuvvetlenmesiyle dengeleme yeteneklerinin artmasıyla da düzleşme ağrılarının ortadan kalkmasına, hatta o çukurluğun tekrar kazanılmasına fayda sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatacaklarım ve göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Eğer sizin de bu konuyla ilgili ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz olursa yine Instagram adresimi buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.